At Çiftliği'ndeki stüdyolarımızda dert ortağı veteriner hekim Olgun Aslan. Ülkesel bazda bir ayağa kalkma hedefimiz var. Beni mesleki olarak, bir hekim olarak en çok rahatsız eden şey... Çekişte çıkan 5 kişi, 5 tane online VIP eğitim. 3 tane arkadaş yollara düşmüş, 5000 kilometre yapmış. Bu proje doğdu böylece. Muhteşem bir yere geldik diyebilirim. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler ve kıymetli misafirler. Efendim, VK ile Yollarda Bulurum Seni programımızın son bölümünü çekiyoruz. Ben programın geçici sunucusu Oğuzhan Yalçın ve Antalya'daki özel at çiftliğindeki stüdyolarımızda teknik masamızda The Sakal of the World Mücahit Fındık ve asla yine nereye kaçtığını bilemediğimiz Jinamartu Lunades denen kerataya buradan tekrar ince bir selam gönderiyoruz ve hiç vakit kaybetmeden geliyorum programımızın klasik macun kısmına. Efendim işte kıymetli abim, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara garip gureba dostu, Türkiye Stetoskop Kullanıcıları sponsoru, yüzücü, doğa dostu, maraton man, yunusların deniz memelilerinin, toynaklıların, toynaksızların, deniz kaplumbağalarının, maymunların, kemirenlerin, kemirmeyenlerin dert dinleyicisi, derman bulucusu, fısıldayanından uluyanına, cıvıldayanından kükreyenine, her dost meclisinin dert ortağı, veteriner hekim Olgun Aslan ve hemen onun yanında da kıymetli arkadaşım Sena Demirtaş var. Hocam, evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Harikayım. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biz de uzun zamandır bekliyordum. Yaklaşık 2 hafta mı oldu? 2 hafta. 2 hafta oldu hocam. 2 haftadır yollardayız. Yollardasınız. Birçok çekim yaptınız. Aynen. Türkiye'nin birbirinden değerli veteriner hekimleriyle sohbet ettiniz. Sponsorlarınız var galiba. Sponsorları en son söylüyoruz ama yine buradan Hasbet ve Uni'ye bir kez daha hazır girişteyken çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buralara kadar gelmemiz de, sizlerin yanınıza gelmemiz de çok büyük pay sahibiler, destekçilerimiz. Buradan Hasbet ve Uni'ye bir kez daha kucak dolusu sevgiler. Evet, bu program için de beni bir hafta Miami'ye göndereceklerini söylediler. Onun için de ben ayrıca teşekkür ederim. Öyle mi? Öyle. Siz muhteşem. Bunu bilmiyorduk. Bu detayı bilmiyorduk. Olgun Aslan kimdir? Olgun Aslan kimdir? Bilemedim şimdi. Ben 1976'da Artvin'de doğdum. Karadeniz çocuğuyum. Babam memur olduğu için birçok şehire gittik, geldik tabii. Öyle yollarda büyüdük diyelim. Üniversiteyi İstanbul'da okudum. İstanbul Üniversitesi'ydi o zamanlar ismi. 99 mezunuyum. 2002'de de Kemer'e bir vesileyle gelmiştim. İstanbul mu, Kemer mi derken Kemer'de kalmaya karar verdim. 2002'den bugüne 19 yıl oldu. Seneye 20. yılım, özel bir yılım seneye. Sizin yaptığınız işleri takip ediyoruz. Evet. Eminim hangi izleyenlerin de takip eden. Evet. Özellikle herkesin ilgisini çeken bir tanesi var. Türüne az rastlanan bir hekimlik bence. Yunus hekimliği yapıyorsunuz. Nasıl çıktı bu Yunus hekimliği, nasıl doğdu? Kritik bir konu. Birincisi, hepimizin bildiği gibi onların bir yerde kapalı olması, özgür olmaması bizleri üzüyor. Ama şu bir gerçek ki, kapalı olanlar, yani belirli ortamlarda, Yunus ünitelerinde gerek şov ya da gerekse terapi gören belirli sayıda, Türkiye'de çok az sayıda Yunus var.
bunların bir şekilde hastalandıklarında müdahale edilmeleri gerekiyor ve hayatlarının kurtarılmaları gerekiyor. Bir 2003 ya da 2004'lü tam hatırlamıyorum. Bu macera bu şekilde başladı. Çok acil bir çağrı aldım. Bir hastaya acil müdahale edilmesi gerekiyordu ve hayatımda ilk defa dokunmuştum. O zaman anladım ki hani yardım alabileceğimiz çok az sayıda insan var zaten dünyada. Mesela bugün Yunus deniz memelilerinde uzmanlaşmış kaç kardiyolog vardır sizce dünyada yani? Çok azdır. Birkaç tane. Ben de tam sayıyı bilmiyorum ama geçenlerde gene sohbetini yaptığımızda sayıları çok az. Yani bir elin parmaklarından daha azmış. Ben de kesin sayıyı bilmiyorum. Şimdi çok spesifik bir konu olduğu için bir insanın Türkiye'de zaten böyle bir türe özgü hekimlik yapıp işte hayatını idame ettirmesi çok zor. Ama bunu bir hobi ya da ne bileyim yardım amaçlı yapması sürdürülebilirliği olabilecek bir şey. Benim tabii kliniğim olduğu için o zamandan bulduğum işte ufak tefek ders notları, kitaplar, işte danışabileceğim çeşitli isimler, e-mail adresleri, telefon numaraları, işte Rusya'da, Ukrayna'da, Fransa'da, Hollanda'da, İspanya'da danışabileceğim bazı isimler buldum. Türkiye'de de birkaç tane çok değerli hocam var. Bu konuda gerçekten eğitim almış, kendini geliştirmiş. Yunus Hekimliği. Yunus Hekimliği demeyelim. Deniz memelileri deniz konusunda memeli. Kendini bir şekilde geliştirmiş hocalarımız var Türkiye'de. Onlardan da destek alarak yoluma devam ettim. Peki hocam, şimdi deniz memelileriyle yakından ilgilendiniz. Yunuslar hakkında ya da deniz memelileri hakkında ben bir kongrede sizi dinlemiştim. Hı hı. Konya'da. Hı hı. Yanlış bilinen doğrular ya da doğru bilinen yanlışlardan ya da söyleyeceğiniz herhangi şu an ben, bir bilgiden bu da böyle miymiş tarzında şaşırtacak bir bilgi var mı? Ben orada aslında anlatmak istediğim şey şuydu. Eğer hatırlarsan 65 milyon yıllık bir ortak evrimden bahsetmiştim. Evet. Birimiz hatırlarsan gene 10 binlerce yıl önce hayatımızı kolaylaştırmak için ne yapıyorduk? Alet edevat yapıyorduk. Taşı yontuyorduk. Yani tırnaklarımızla yapamadığımız şeyi ne yaptık? İşte taşla yapmaya çalıştık. Ama Yunuslar ne yaptı? Birkaç metre ileriye bile mesaj gönderemezken ben suyun altında diğer arkadaşlarımla nasıl iletişim kurarımı geliştirdiler. Onlar yaşadıkları ortama adapte olup biz bu dünyada nasıl daha mükemmel bir hayat yaşarız diye evrimleşirken biz de yaşadığımız dünyayı kendimiz için nasıl daha kolay hale getiririz diye evrimleştik. Sonuç itibariyle biz yaşadığımız gezegeni öldürürken onlar da o derin mavide uçsuz bucaksız sularda birbirlerine kilometrelerce mesafede olmalarına rağmen mesaj gönderip mesaj alabilir hale geldiler. Ve çok küçük fiziksel hareketlerle inanılmaz hızlara ulaşacak noktaya geldiler. Her biri yüzlerce Yunus aynı anda konuştuğunda bütün konuşulanları dinleyebilecek ve belki de 200-300 kişilik bir sürüde bir tanesi ses çıkardığında hangisinin ses çıkardığını anında anlayabilecek kapasiteye geldiler. Şimdi bana söyleyin dedim o zaman. Kim daha iyi evrimleşti? Benim anlatmak istediğim şey aslında orada buydu. Yani bir tarafta kusursuz bir evrim varken bir tarafta evrilmemek için dünyayı kusurlu hale getiren bir insanoğlu var. Bunu yakından izlediğin zaman üzülüyorsun tabii. Hocam biz bundan önceki çekimi, daha doğrusu bir önceki gün Cenk Suyer'in yanındaydık. TÜEKA'nın eski başkanı, evet. Kurucularından aynı zamanda. Siz de eski bir... Ben de Cenk'le birlikte başkan yardımcılığı, o başkanken ben de başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştim. Onların öncelikle çokça selamını getirdik sizlere. Çok sağ olun. Buradan Cenk hocamıza da, Cenk abimize de bolca selamlar gönderiyoruz. Peki sonrasında kurulan bir Vet Talks. Vet Talks, evet. Vet Talks tabii. Vet Talks nedir? Öncelikle onu... Şimdi bu tabii, bunlar şimdi pandemi döneminde gelişen projeler. Şimdi TÜVEKA Veteriner Acil Derneği daha çok acil konuşuyor. Fakat ben meslek hayatımda bazı sorunları gördüm.
Bunlardan bir tanesi benim yakinen yaşadığım, siz umarım yaşamazsınız. Bu ülkenin topraklarında büyümüş birisi olarak çok üst düzey bir para kazanmıyorsanız, ki Türkiye'de çok üst düzey para kazanan veteriner hekim sayısı sınırlı. Diyelim ki küçük bir ilçede mütevazi bir şey kazanıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Fakat uluslararası çapta da eğitim almak istiyorsunuz ve diyelim ki İspanya'da Madrid'e gideceksiniz, bir kongreye katılacaksınız. Kongrenin giriş ücreti 500 euro ya da işte 600 euro. Katılacağınız kursların her biri 120 euro. Gidiş geliş uçak biletleri işte şu kadar lira, bu kadar lira. İşte otel parası gecelik işte 100-150 euro. İşte orada 3-4 gün kaldığımda işte şu kadar euro harcadım falan derken bir dönüyorsunuz 25 bin lira. Şimdi diyelim ki mütevazi bir para kazanan bir veteriner hekim hayatında yılda kaç kere uluslararası çapta bir kongreye gidip de bu harcamayı yapıp dönebilir? Hadi yeni mezun olmuş. Diyelim ki siz kendi hayalinizde bu var mı? Mesela yılda 50 bin lira verip de gidip bu kongrelere katılıp gelebileceğinizi düşünüyor musunuz ilk 2-3 yılda? Çok zor. Çok zor. Ben düşünüyorum da. Ha, inşallah olur. Ben yapamadım. Yani, şey. Hayatımın, meslek hayatımın ilk İlk yıllarda. Evet, yıllar. Umarım olur. Ailevi destekten ya da işte var olan bir maddi güçten bahsetmiyoruz. Biz toplumun çoğundan bahsediyoruz. Tabii. Tamam mı? Yeni klinik açmış, dekorasyona para harcamış, işte ultrason almış taksitle, işte röntgen almış krediyle, işte bir sekreterya kurmaya çalışmış, mobilyacıya borcu var, işte mama almış, mamacıya borcu var. Tamam, evet, güzel de bir donanımlı da bir eğitim almış. O da tamam, o da kabul. Fakat diyelim ki bir kardiyoloji kursuna gitmek istiyor. Şimdi kardiyoloji eğitimi her zaman kendinize muhteşem bir kardiyolog bulamazsınız gelip size bunları anlatsın. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de bunlar oluyor, evet, ama ben 5 yıl, 7 yıl şeyden bahsediyorum. Önceki dönemden bahsediyorum. Burada şunu gördüm ki daha çok kongrenin, daha çok konunun Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin şu anda gitmesi kitlesel bazda. Yani yüzlerce, binlerce hekimin gidip bu organizasyonlara katılması çok zor. Ne yapmalıyız? Bu organizasyonları daha çok Türkiye'ye getirmeliyiz. En büyük ihtiyaçlarımızdan birisi bizim bence bu. E peki sadece o zaman ne konuşacağız? Yani işte iki gün boyunca ne konuşacağız? Sadece dermatoloji mi konuşacağız? Kardiyoloji mi konuşacağız? Yani ne konuşacağız? Yani her şeyin konuşulması gerekiyor. Mesela deniz memelilerinin de konuşulması gerekiyor. Ama bunu konuşacak kişi ben değilim. Bu konuda dünyanın çok iyi isimleri var. Nasıl olacak peki? Bu, yani toplumun büyük bir kısmında üst düzey İngilizce yok. Bunların bir de Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor ki herkes bu bilgiye ulaşabilsin. İşte bütün bu doneleri topladığınızda Vet Talks fikri ortaya çıktı. Bir de Pet Talks var biliyorsun. Evet. Yani size klinikte size bahsetmiştim. Beni mesleki olarak, bir hekim olarak en çok rahatsız eden şey insanların konusunda uzman olmayan forum yazarlarının fikirlerini okuyarak canlıların hayatlarına dokunmaya çalışmaları. Şimdi ben 4 yıl üniversite okudum. Kendime göre bir şekilde kendimi yetiştirdim. 20 yıllık da tecrübem var. Ben çok yetersizim. Bence. Ne konuda? Hekimlik konusunda. Bence benim yani yıllarca eğitim alsam dolduramayacağım pek çok açığım varken bu konusunda uzman olmayan bir forum köşesi yazarı nasıl bir canlının hayatının kritik bir anındaki müdahaleyle ilgili doğru fikri başka bir hayvansevere verebilir? Onu düşündüğümde de dedim ki bu konuda eğer bir hayvansever bir fikir araştırması yapıyorsa internette bu sorunun cevabını bir hekim anlatmalı. Çok önemli değil. Kedimin tırnakları nasıl kesilmeli? Bir hekim anlatsın. Benim kedimin gözleri işte kirleniyor. Ne yapayım? Bunu bir hekim anlatsın. Şimdi bu ülkede bunu bir hekim anlatmadığı için başka bir organizasyon bunu anlatmaya çalışıyor. Ben bundan son 4-5 yıldır özellikle giderek artan derecede rahatsız olmaya başladım. Ve bu fikirden de Pet Talks çıktı. Pet Talks'ta tabii konuşacak isteyen bütün veteriner hekimler, gençler, tecrübeliler, herkes konuşabilir. Çünkü o bir hekimdir. Muhakkak ki konu hakkında öyle ya da böyle bir eğitim almıştır ya da bir araştırması vardır. Doğruya en yakın sonucu
bence sizler vermelisiniz. Ben yani tabii ki benim fikirlerim de önemlidir. 12 yıldır kedi besleyen ve kedisini çok iyi tanıyan birisi olarak benim fikirlerim de önemlidir. Ama yaşamsal bir karar verilecekse bu konuda cevabı bence veteriner hekimler vermelidir. Bu mantaliteden de Pet Talks çıktı. Vet Talks dedik. Vet Talks'tan bahsediyoruz, Pet Talks'tan bahsediyoruz. Şimdi bizim takip ettiğimiz kadarıyla sosyal medyadan Vet Talks VIP eğitime geçiyor. Hı hı. Artık ücretsiz eğitimler devam edecek mi bilmiyorum. Ama belirli sayıda ücretsiz eğitim her zaman devam edecek. Çünkü biz Edirne'den Hakkari'ye, işte Artvin'den diyelim İzmir'e kadar herkesin belirli bir seviyede eğitim alma hakkını sabit tutmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, tabii ki eğitmenlerimiz buna müsaade ettiği sürece ayda belirli sayıda ücretsiz eğitimi VetTalks platformu sürekli vermeyi amaç ediniyor zaten. Burada az önce de konuştuğumuz gibi ülkesel bazda bir ayağa kalkma hedefimiz var. Tüm hekimlikte. Yani diyelim ki bir öksürük vakası geldi. Bunun akciğer kökenli mi, kalp kökenli mi olduğunun ayırt edilmesini bu topraklardan her köşesinde istiyoruz. Vet Talks platformu olarak. Muhteşem, çok iyi. Evet. Peki. Ama bütün bu platformları yaşamak mecburiyetinde olmak gibi bir kaçınılmaz sonları var. O yüzden de belirli sayıda eğitimler ücretsiz olacakken eğitimlerin büyük bir kısmı pandemi sonrasında VIP'ye dönecek. Peki hocam, buradan izleyici arkadaşlarımıza, izleyen meslektaşlarımıza ya da meslek büyüklerimize biz çekilişle Vet Talks'tan VIP online eğitim olarak vermek istersek mesela 3000 siz, kişiye mi? Sizin, siz kaç kişi isterseniz hocam? Evet. Biz buradan çekilişle arkadaşlarımıza, izleyenlerimize vermek istiyoruz. Siz nasıl uygun görürseniz, kişi sayısını şu anda da söyleyebilirsiniz. Şu anda 3000 deyip Acun Ilıcalı gibi bir anda. Sonradan tenzilat da yapabilirsiniz. Ama size bağlı. Yani biz sonrasında da geçebiliriz. Ama buradan şimdiden söylersek daha da keyifli olur. Bizim açımızdan da şey kalmamış olur. Hani bunlar şimdi videoda söylemediler. Olgun Aslan'ın bunlar mı alacak 3 tanesini, 4 tanesini? Bildiğim kadarıyla çok kilometre kat ettiniz değil mi? Kaç, ne kadar kilometre? 4000 kilometre. 5000'e tamamlanır mı? Buradan yaklaşık tabii olarak. Tabii tamamlanacak tamam. Proje. O zaman 5 kişiye diyelim. Tamam. Hı-hı. Çok güzel. 5 kişiye Vet Talks'tan online VIP eğitim. Kurs olarak eğitim. Aynen öyle. Eğitim verelim. Biz vermeyeyim de siz veriyorsunuz artık. Çekiliş ile biz çekilişi yaparız hocam. Onlar da sizin. 5 de unique'li hasbet verir. Bak bir anda yani, onu oldu gördün mü? Oldu. Evet ama buna sponsorlarımız nasıl bakar bilemiyoruz. Onlarla iletişim. Kendilerine soracaksınız lazım. Yani. Tamam. Tabii. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan bu sözümüzü aldık. 5 tane Olgun Aslan ve Talks kurucusundan 5 kişiye, 5 özel kişiye çekiliş yapacağımız ve sonrasında çekilişte çıkan 5 kişiye 5 tane online VIP eğitim sunuyoruz. Buradan Olgun hocamıza da çok teşekkür ederiz. Unique ve Hasbet'e de teşekkür ederiz. 5'ti galiba değil mi? 15 mi oldu toplam? Biz onlarla yine iletişime geçeceğiz. Biz mutlu oluruz. Biz ne kadar çok iyi yerlerse. Ne kadar çok şey olursa. Biz de o kadar mutlu oluruz. Bundan bu sonra şeyi merak ediyorum ben. Siz mesela iki harika güzide sponsorla yollara düştünüz ya. Evet. Proje nasıl çıktı? Anlattınız mı herhangi bir yerde? Yok, hiç kamera önünde anlatmadım. Niye anlatmadınız? Yani ben çok merak ediyorum. Yani niye böyle şöyle, bir proje? Şöyle anlattık aslında. Yani ilk video olarak yayınlayacağız. Hayır, ben şimdi merak ediyorum. Yani şu an şurada bu masada, iki güzide şeyle sponsorla 3 tane arkadaş yollara düşmüş. 5000 kilometre yapmış. Türkiye'nin birbirinden kıymetli pek çok hekimiyle söyleşi yapmışsınız. Niye? Yani projenin amacından mı? Evet, amacından bahsediyorum. Amaç. Tabii ki. Ama böyle gel, burada giriş yap. Bir dakika, gelsene sen şuraya bir dakika.
Ben kalktım. Yok yok, otur sen. Siz, hocam siz niye kalkıyorsunuz? Siz niye bu ikisi, bir dakika şimdi soruyu ben soruyorum. Şimdi bu ekip tamam mı? Yollara düşen ekibin üçü birden değil mi? İlk defa mı şimdi kameranın karşısında? Evet, gerçekten hocam. Şimdi niye böyle? Bu projenin amacı nedir? Mücahit. Evet, şimdi şöyle başlayayım. Size de bak. Size de bak. Tamam, oraya bakayım. Şimdi biz ta Kasım sonunda düşünüyorduk böyle bir şey. Aslında böyle bir proje yoktu ortada. Sadece biz mezun olacağız. Bir zaten pandemi de bizim üzerimize gelmiş, eve tıkılmışız. Bir değişiklik istiyorduk. İşte böyle bir ekip, görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bir değişiklik istiyorduk. Mezun olmadan gireceğimiz, adım atacağımız sektöre dair aklımızda fikirler oluşsun istiyorduk. Çıkalım, sektördeki büyüklerimizle konuşalım, onların tecrübelerinden faydalanalım diyorduk. Sonrasında iş biraz değişti. Sonra dedik o kadar çıkacağız, gezeceğiz madem. Biz bu tecrübeleri edineceğiz. Neden diğer arkadaşlarımıza edinmesin? Neden kayıt altına almayalım? Neden arkadaşlarımıza paylaşmayalım dedik. Sonrasında bu proje doğdu böylece. Herkes birbirine güvendi. Altından kalkarız dedik. Çıkarız yola. Hakkında veririz dedik. Sonuna kadar da geldik. Son programdayız zaten. Bence de harika bir proje olmuş. Bir de sizden sonraki jenerasyon içinde bence çok güzel bir ışık oldu. Umarım ışık olabilmişizdir. Çatısı altında yaptık. Veka Kulübü, Veteriner Klinik Araştırmalar Kulübü. Aslında evet, dediğiniz gibi biz bir adım attık. Eminiz arkadaşlarımız bizden sonra gelenler çok daha güzel adımlarla devam ettireceklerdir. Hocam ben size bu verdiğiniz çekiliş için, vereceğiniz online eğitim için arkadaşlarımız adına, çekiliş kazanacak arkadaşlar adına, kendimiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Vetox ekibine de. Bu arada Vetox ekibi kaç kişi? Biraz bunlardan da bahsedelim. Kurucu olarak 3 kişi şu anda. Kaç kişi çalışıyor peki Vetox ekibinde? 3 kişi. Ya 3 kişi, şu an 4 kişi çalışıyor. 4 kişi. Toplam. 4 kişi bu kadar büyük bir iş yapıyorsunuz. Evet. Yani şu an sanırım sizin hitap ettiğiniz veteriner hekim sayısı 10.000'i geçmiş durumda. Üye sayınız. Ya yani totalde takip sosyal eden. Sosyal medya takipçilerimiz çok daha fazla. Sistemin içerisinde kayıtlı olan hekim sayısı 6.000'in üzerinde. Ve bunu çok kısa bir süre içerisinde yakaladınız. 100.000'e yakın izlenmesi var bir yıl içerisinde. Ve her gün düzenli ziyaretçileri var. Bu zaten ne kadar başarılı bir proje olduğunu gösteriyor. Sabahleyin bazen 10'da kliniğe geldiğinde merak edip açıyorum mesela. Sabah ziyaretçiler olmuş mu? Mesela 19 kişi, 21 kişi açıp eğitim izlemiş. Diyelim hekim arkadaşlarımız kliniğe geliyor. Kliniğini açıyor. Belki yatar hastası varsa bakıyor, yatar hastası yoksa randevularını arıyorsa işte arıyor, düzenini sağlıyor. Sonra bakıyor, eğer yapacak bir işi yoksa hemen eğitim platformunu açıyor ve daha sabah saatlerinde izlenmeye başlıyor. Ve günün bitiş saatlerine kadar da belirli bir izlenme şeyini her zaman için yakalıyor. Bu ne kadar böyle doğru bir adım olduğunu gösteriyor ve ihtiyacı ne kadar düzgün bir şekilde karşıladığını gösteriyor. Burada tabii aslında biz bu projenin herhangi bir yerinde değiliz. Bu projeyi bu noktaya getiren değerli eğitmenler, bu pandemi süresince kendi öğrencilerine ulaşmakta ayrı bir sıkıntı yaşayan ya da işte biliyorsunuz kongreler iptal oldu. Evet. Eğitim organizasyonları iptal oldu. Şöyle bir düşünsenize, yani çok sayıda üniversite var ama her üniversitenin öğrencisi kendi öğretmeninden, kendi hocasından eğitim alabiliyordu. Şu anda mesela Vetox platformunda pek çok öğrenci, pek çok hocadan farklı yaklaşımlarda eğitimler alabiliyor. Bence işte bu bahsettiğim toplu bir kalkınmadan bahsediyorum ya, bilgisel atılımdan bahsediyorum. Bunun ilk adımlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Küçük hayvanla benim serüvenlerim başladı. İstanbul'daki kongrelerde ilk gittiğimde o kadar heyecanlıydım ki ilk sunumları dinlediğimde bir saniye bile kafamı herhangi bir tarafa çeviremiyordum. Sürekli not alıyordum, sürekli işte bir sonraki yıl neler gelecek, kimler gelecek, hangi konular konuşulacak diye heyecanla bekliyordum. Sonra diğer dernekler geldi. TÜVEKA bunun örneklerinden birisi. Çok başarılı oldu TÜVEKA'da.
Red Talks hemen bir yıl içerisinde belirli bir aritmetiği, sistematiği, belirli bir başarıyı çok kısa sürede yakaladı. Ben inanıyorum ki Pet Talks da kısa bir süre sonra bir hasta yakına diyeyim, kafasındaki soruyu internete yazdığında hekiminden cevabını alacak. Bunun gibi pek çok platform kurulacak. Bunlar gibi pek çok organizasyon kurulacak. Bu ülke küçük bir ülke değil. Bizim sayımız da az değil. Pek çok mükemmel proje olacak. Biz sadece belki de onların içerisinde küçük bir kırıntı olarak kalacağız. Ama her zaman az önce de söylediğim gibi bir sıfırdan büyüktür. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yapmak lazım. Bir adım atmak lazım. Biz de bu vesileyle bir adım daha atmış olduk işte. Ben sadece imreniyorum. İmrenerek bakıyorum bu başarınıza. Çünkü çok kısa süre içerisinde büyük başarı, çok hızlı bir ivme kazandınız. Ki çok, evet, sizin dediğiniz gibi de Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ülkemizin. Bu yüzden sizleri çok çok tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu arada Red Talks'un internet sitesi adresini şu an videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Pet Talks YouTube kanalında aşağıya linklere bırakıyoruz linkini. Oradan kanalı bir inceleyin. Çok güzel bilgiler var. Mutlaka abone olacaksınızdır zaten. Hocam gençlerin... Son olarak gençlerin. Son olarak. Çok fazla söylemek istediğim şey var. Çok az şey söylendi bize. Yani inanılmaz bir jenerasyonsunuz. Gerçekten bence bu konularda çok şanslısınız. Pek çok isime, adrese, fikire, bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Dünya çok hızlı değişiyor. İyi yönde de çok hızlı değişiyor. Kötü yönde de çok hızlı değişiyor. Benim verebileceğim öğüt, özetlemek gerekirse, hayallerinizin peşinden koşun. Hiçbir zaman hayallerinizi terk etmeyin. Kesinlikle peşinden koşun. Vazgeçmeyin. Bu kısmı çok önemli. Ben yanlış bir hayalin peşinde mi koşuyorum diye çok çabuk vazgeçmeyin. Bu konularda biraz ısrarcı olun. Zaten siz bazı şeyleri doğru yaptığınızda ihtiyacınız olan diğer teferruatlar size doğru gelecektir. Ben bunu bir ömürde kendime ayırdığım kısmında bunun böyle olduğunu zaten gördüm. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir çekimdi. Videonun en başında ben söyledim ama muhtemelen kesmiş olacağız orayı. Gerçekten oksijene doyduk. Müthiş bir yerdeyiz. Çok güzel. Zaten siz izleyince görmüş olacaksınız. Çok güzel atlar var burada. Doğa çok güzel. Gerçekten müthiş bir yerdeyiz. Hocamıza da buraya bizi getirdiği için çok ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bize ayırdığı zamana da öyle. Klinik hekimlik olduğu için sadece hekimlik klinik içinde değil, gerçekleştirilmiyor. Evet. Yollarda çok fazla meslektaşımız var. Kilometrelerce her gün yol giden çok fazla bu ülkede hekim arkadaşımız var. Dışarıda da bu meslek icra ediliyor. Adresinde de icra ediliyor. Bu da tabii ki, evet, gözlükleri çıkaralım artık. Mesajı verirken çıkaralım. Evet. En azından bu saçma durmacım. Böyle güzel bir ortamda da sohbetimizi yapmış olduk. Bu arada hala abone olmadıysanız, bakın son videomuz ama hala abone değilseniz, lütfen bizi desteklemek için, böyle serilerin devamı için lütfen abone olun kanalımıza. Onun dışında videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki her beğeni bize bir destek. Buradan bu arada bu kanalımızdan kesinlikle para kazanma aktif edilmemiştir. Öyle bir destek değil. Böyle bir destek istemiyoruz. Biz sadece izleyenler beğeniyorsa bu asgari ücretin biraz üstü. Bizim arkadaşlara yetiyor fazla. Sevdiyse eğer. Aynen öyle. Bu videoyu biz görelim ki projenin devamını getirebilelim. Devamlılığını sağlayacak mı? Sağlayabileceğiz mi? Sağlayamayacağız mı? Bunu görelim. Hani projenin daha sonrası olacak mı? Proje büyüyecek mi? Birçok yerden bazı tavsiyeler aldık. Birçok meslek büyüğümüzden. Bakalım bizi neler bekliyor, sizi neler bekliyor. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda, bir sonraki projede görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Olgun hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa? Şu an mı? Şimdi son. Aynen. Bir sonraki projede görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Sağ olun. Merhabalar, artık gün sonu Zero Pro geçiyorum. Olgun Aslan'la çekimimizi tamamladık az önce. Çok güzel bir enerji yakaladık. Kendisi içten bir insan, neşeli bir insan. Bunu bize yansıttık. Eminim ekrana da yansıtmıştır.
bizi harika bir yere getirdi. Videoya renk katmak istedi. Biraz daha farklı olmasını istedi. Burada kapanışı yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.